Burada girmeyi unuttuğum bir yer olmalı muhakkak. Hotline Chamber. Hotline Chamber. Nerede? Ah. Siz beni takmayın, tamam mı? O kadar yer dolaşıp. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged the cellular. Bir saldırı olmuş ama iyileştiklerini anlatan bir. The hotline can't be far now. Evet, hotline buradan uzak olamaz. Oh, telefon sesi. Hotline chamber, hotline odası. Ama telefonun çaldığı bir oda var, orası zaten aradığımız yer. Cam olduğunu anlayamamam. Alır size. Her yeri duman altı yaptım. Evet, hotline chamber. Koşarak gidelim. The Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. The door marked with the black pyramid. Whoa. Oh. Have we been here before? Buraya daha önce geldin mi? Hayır. Transfer. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. Traverse the motel. All of them, like something recognized from a dream. Sanki her şey bir rüyadan hatırlıyor gibiyim. Buraya daha önce geldik mi? Oteli tam olarak şey yapıyoruz. Kimse yoksa da bile biz şu an. Şunu kapasak mı abim? Hop, çıkamıyoruz. Evet, burada bir şey yok. Buralar açılmıyor zaten. Evet, neresi açılıyor tam olarak? Haydi. Yok mu biri? Burada birileri olsun. Açamıyorum. Açamadığım bir sürü kapı. Evet, değiştir. Neler oluyor? Şeyler oluyor. Açamıyoruz. Yine aynı yere geri attı bizi ama. Kimse yok mu? Dışarıda çıkamıyoruz.
Hop. Burası açık değildi. Key has a black pyramid on it. Üzerinde kara piramit olan anahtar. Kimse yok. Sanırım burayı açacağız. Ah, evet, siyah bir piramit. Tamam. Nasıl bir açma? Hiçbir şey. Korkmaya başladım. Geldik. Oo, ürkütücü. Etrafta hiçbir şey yok. Evet, işte o telefon. Yine bir astral seyahat görevimiz var. Evet, yeni yetenek kazanacağız demek bu. Umarım uçabiliyoruzdur. Çok mutlu olurum. Bir şeyler geliyor. Hep şunu yapıyorum. Aa, kaç kaç. Çok kötü şeyler yaptım şu an. Amacımız bunlardan mı kaçmak? Au au au. Evet. Kabus gibi bizi mahvediyorlar ve bizi takip ediyorlar işin kötüsü. Nefret ederim böyle şeylerden ya. Aynı Life is Strange'de bir rüyaya giriyorduk. Aynı o. Evet, şu an bunlara yakalanmadan o telefona tekrar ulaşmaya çalışacağız. Bayılırım. Aferin. Başardık, evet, çok zor değildi Allah'tan. Canımıza bak ya. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. Şöyle bir şey var. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Şöyle bir şey var ki, demin o ekranda gözüken bir doktor vardı. Bunun sıradan bir, demin çalan telefonun sıradan bir telefon olmadığını söyledi bize. Ve onun hipotezine göre bu telefonlardan bir sürü varmış. Bu gücün kaynağı aynı zamanda bu telefonlarmış. O kendini öldüren ya da şüpheli bir şekilde ölen ya da öldürülen işte. O adam da
bir takım işte gerektiğini söylemiş. Büyük ihtimalle bize karşı kötü adam olduğunu falan düşünüyorum artık yani. O deminki ilk savaştığımız adamın adını da saydı ve birkaç kişi adını daha saydı. Ve Marshall diye birine güvendiğini söyledi. O operasyonun başı zaten oymuş. Öyle yani. Tabii biz de bu olanları o tanıştığımız kadına anlatmalı mıyız diye şu an şey yapıyoruz. Büyük olaylar dönüyor şu an. Bununla ilgili. Daha bir sürü olaylar dönüyor. Neyse bunları şey yapmayacağım şimdi. Belgeleri çok okumayı düşünmüyorum. Buradan yukarıdan gidersem mailroom'a geri dönerim. Diğer taraftan gidersem bu müdürün ofisine mi gidiyor bu yol? Evet, direkt müdürün ofisine gideceğim. Oradan da boardroom'a gideceğim. Haydi bakalım. Evet, müdürün ofisine açılan yolu bulduk. Tam olarak burası. Evet, o bakın. O kesin buradan bir kapı açılıyor dediğim yer burası. Kesin buradan da açılıyordur ama neyse, o kadar abartmayalım. Büro bağışları. Hadi bakalım. Hadi burada karşıma bir şey çıksın. Evet, boardroom. Evet, burası orası. Tamam. Buradan. Burası Central Executive. Buradan dümdüz gidersem boardroom'a çıkıyorum. Aynen. Evet. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry. You made it. I'm glad. Sakin ol. Emily? Let's talk. Of course. Kadın kendini alamadı konuşmaktan. Sana pardon, sen konuş falan. Anlatacak çok şeyimiz var zaten. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, darling. Tomasi, but he's gone. He has gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Thank you.
bilinmeyen arama. Şimdi şu konuşmadan ilk öncelikle bahsetmem gereken şey hotline ulaştığımızı söyledik zaten. Bu müdürün, önceki müdürün bir tim midir, takım mıdır işte bir grup toplaması gerektiğini onlardan bahsettik ve kişilerden hakkında bilgiler aldık. Biz şu an Darlin ve Marshall karakterini arayacağız büyük ihtimalle dediğine göre. Helen Marshall dedikleri kişi eski bir CIA'ymiş. Eski demişti sanırım, öyle hatırlıyorum. Ve operasyonun başıymış aynı şekilde. Diğerleri işte güvenlikte görev alıyormuş. Bazıları başka departmanda falan. Bu bizim çarpıştığımız adam. Adını unuttum. Şimdi unuttum. İşte kaçmıştı zaten. Ona tekrar karşılaşabiliriz bilmiyorum. Ama evet, o en sonunda görünen bu bütün güçlerin kaynağı olabilir mi acaba? Ha, bu arada bu kadın bizi işte antrenmanlı olmamamıza rağmen hisle iyi başa çıkabildiğimizi söyledi. Bu iyi bir şey tabii. Ama üzerinde birkaç test denememiz gerektiğini falan anlattı. Biz de önce bir düşündük. Bu gerekli mi falan filan. Sonra kabul ettik. Kardeşimizi ne ara bulacağız bilmiyorum ama. Evet. Kontrol noktasında yeni yetenekler açabiliyormuşum. Birileri falan. Lan? Oo. İşte en sevdiğim kısım. Evet. Can, enerji, combat, yakın dövüş gibi. Ve yeteneklerimiz. En sevdiğim. Tabii ki de bunu yapacağım. Evet. Daha fazla hasar. Daha fazla hasar. Ha, bu patlama gibi bir şey yaratıyorduk ya. O. Tam olarak. Ben niye diğerlerini yapamıyoruz peki? Ha. Bunlar sonra. El bombalarını ve roketleri düşmanlara geri fırlatabiliyorsun. Güzel. Canları az olduğu zaman insanları da fırlatabiliyorsun. Büyük düşmanları fırlatabiliyorsun. Büyük objeler aynı şekilde. 3 obje fırlatma özelliği. Wow. Bunlar fırlatma hasarları. Başka? Ben birazcık can. Allah aşkına. Canımı birazcık. Bakalım. Kalmamış neredeyse. Birazcık. Enerjimizi şöyle. Güzel. Yeni silah taşıyabileceğiz. Yes. Evet, bir de çarpışmamızı birazcık. Evet, yeterince. Zaten birinci ödülümüz buymuş. Bir sonraki de ne bilmiyorum. Tamam. Bu resetleme. Yok, gerek yok. Astral mi? Modlar. Ve silah formumuz. Shatter'mış adı. Parçalayıcı gibi bir şey. Herhangi bir silah formumuz yok. Bu aldığımız parçalarla silahlarımızı birleştirebiliyoruz. Harika. Kendimizi de birleştirebiliyoruz tabii ki de. Random mu? Source. Materyalimiz eksik şu an kendimizi yükseltmek için. Rastgele yaptık. Silah yenilenmesini şey yaptı bizim için. Yani rastgele bir yetenek satın aldık, öyle diyebilirim. Bu neymiş? Hmm.
Maybe we can bring in an observation unit from the containment center. Şu an bizim ne yapmamız gerekiyor tam olarak? Ha. Maintenance sektörüne bir yol arayacağız. Central Executive. Neredeymiş bu tam olarak? Bir şarkı söylüyor. Burada. Nereye gidiyoruz? Tamam, burada. Biri şarkı söylüyor. Kesin bununla ilgili bir şeyler var. Sen mi söylüyorsun? Kim söylüyor? Shelter. Çıkalım buradan. Çıkabiliyor muyuz? Ha, sığınak burası zaten. Ama burada bir belge varmış. Bakalım. Tamam. Kontrol noktaları ile ilgili bir belge mi? Tomasi ile ilgili. Tomasi. Hatırladım. Hotline. Kontrol noktaları. Gerek yok. Şey yapıyor. Anladım. Anlatıyor. Nereye gidiyorsun buradan? Gitmek için bir yer arayacağız. Buradaymış. Nasıl yapacağız tam olarak? O temizlikçinin sesini duyuyorum şu an. Evet, burada. Maintenance. Burası. Like I said before, the janitor is a friendly face. Janitor arkadaş canlısı bir yüz. Daha önce söylemiştim. Diyor. Bana pek öyle gelmedi. Kimsin sen? Kimsin? Bana hiç öyle arkadaş canlısı gelmiyorsun vallahi. Kesin bir şeyler saklıyor. Kesin. Eminim buna yani. Neyse, göreceğiz. Daha fazla yetenek alsak iyi olur. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati Ati? Bakın, bu ne biliyor musunuz? Bu ne şu an? Bu yaptığım ne biliyor musunuz? Dead Space. Kesinlikle bu bir Dead Space yani. Acaba aynı yapımcı mı? Hiç bakmadım ya. Ama bunun yapımcısı Activision mı? Dead Space'ten aşırı bir esinlenme görüyorum. Belki de başka oyunlarda da vardır, bilmiyorum ama. Of, Dead Space'de ne güzel oyundu ya. Eğer oynadıysanız ve sizi en korkutan kısım, ya da bilmiyorum, ya diğer oyunlarda oynadıysanız lütfen yorumlarda belirtin. Nostalji güzeldir. Ben oynadım daha ilk oyununu. İlk oyununu tabii ki de. Diğer oyunları biraz daha aksiyon odaklıydı. İkinci oyunu yine iyiydi ama ilk oyunu kadar değil. Ben korku oyunlarını severim. Ama Dead Space fazla korkmuştu be. Orada aradığımız bir şey var. Sanırım o yine bize bir şeyler fırlatan... Ama burada bildiğin silahın formu değişiyor yani. Gelin gelin. Gel sen de gel. Ben bunu çok sevdim. Oh!
Orada his mi var? Ben onun için mi gidemiyorum, gidemeyeceğim oraya? Gidebilir miyim? Ah, gittim. Anladım. Kontrol noktasını arındırıyoruz şu an. Evet, eski haline geri dönüyor. Sanırım his tarafından ele geçirilen bazı noktaları eski haline döndürebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Şuna bir bakalım. Aa, astral olay burada da var. Evet.